Evet sevgili öğrencilerim, simple present tense ve sıklık zarflarına baktıktan sonra simple past tense. Yine bu ünite içerisinde öğrenilmesi zor olan zaman kalıplarından bir tanesi. Çünkü çeşitli kuralları var. Geçmiş zaman, simple past tense. Şimdi kurallarıyla birlikte zaman kalıbımıza bir bakalım. Dedik ki biz bir zaman kalıbı içerisinde cümle yaparken pozitif, negatif, olumlu, olumsuz ve soru cümleleri şeklinde yapıyoruz. Pozitif bir cümle yaparken sevgili öğrencilerim, her zaman dediğim gibi özneyle başlıyoruz. Nasıl yapıyorduk? I, you, we, they, he, she, it. Öznelerimizi yazdık. Buradaki temel kuralımız şu. Fiilimiz daima ikinci halinde. Burada dikkat edeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi bu. Fiilimiz daima ikinci halinde sevgili öğrencilerim olumlu cümlelerde. Bunu da ikiye ayırdık. Dedik ki düzenli fiiller, düzensiz fiiller. Regular, irregular. Düzenli fiilleri bulmak her zaman kolaydı. Fiilimin sonuna Türkçe ed, İngilizce ed takısı geliyordu. Düzensiz fiillerim ise go, went kısmında olduğu gibi değişiklik gösteriyordu. Bundan hemen sonra bir nesne de getirebilirim. Bana geçmiş zamanı ifade eden yesterday gibi, ago gibi, last week, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl gibi çocuklar bana geçmiş zamanı ifade eden zaman kalıplarımı yazabilirim. Hemen bir örnekle pekiştirelim. Diyelim ki ben dün sinemaya gittim. I fiilimin ikinci hali went, go fiili. Went to cinema yesterday. Ne yaptım çocuklar? Fiilimi ikinci haline getirerek bir geçmiş zaman cümlesi yaptım. Şimdi her zaman olumlu cümle yapmıyorum. Bu olumlu bir past tense geçmiş zaman cümlesi. Olumsuz yaparken bir yardımcı kalıbım var. Did not, yani didn't. Didn't yardımcı kalıbımı gördüğüm yerde aklıma hemen şu kuralı getireceğim. Cümlemin içerisinde didn't olumsuz yardımcı kalıbım var ise fiilim otomatikman birinci haline geri döner. Örneğin aynı cümleyi diyeceğim ki ben dün sinemaya gitmedim. I didn't. Bakın hemen fiilimi birinci haline getiriyorum. Go to cinema yesterday. Hemen fiilim cümlemin içerisinde didn't olduğu için birinci haline geri döndü. Soru yaparken de biliyorsunuz yardımcı kalıplarım daima başa gelir. Buradaki yardımcı kalıbım did yardımcı kalıbı ve cümlemin içerisinde did varsa fiilim yine otomatikman birinci haline geri dönüyor. Aynen olumsuz cümlede olduğu gibi. Aynı soruyu cümle içerisinde gösterelim. Did you, sen dün sinemaya gittin mi diyeceğiz ki did olduğu için fiilim otomatikman birinci haline geri döndü. Did you go to cinema yesterday? Uzun cevapları bakın yukarıda var. Pozitif, negatif olarak ve kısa cevap şeklinde verebiliriz. Gittiysek sen dediği için ben şeklinde cevap veriyoruz. Yes, I did. No, I didn't. Evet sevgili öğrencilerim, past tense önemli. Kuralları bakımından da önemli bir zaman kalıbı. Özellikle fiillerin ikinci halinin ezberlenmesi gerekiyor cümle içerisinde doğru kullanabilmek için. Bunun için de size bazı fiilleri daha anlamlı hale getirebilmek için sevgili öğrencilerim, daha anlamlı hale getirerek ezberlemek için önerilerim var. YouTube üzerinde bir sevimli kedi videosu var.
Fiilleri öğretirken bir hikaye anlatıyor ve sizin rahatlıkla hani eğlenceli bir şekilde fiilleri ezberlemenizi sağlıyor. Onun haricinde Schoolhouse Rock dinledikten sonra günlerce söyleyeceğiniz harika müzikleriyle klasik bir çizgi film var. Bu iki videoyu ve çizgi filmi tavsiye ederim. Biliyorum birçoğunuz fiilleri ezberlerken sıkıntı yaşıyorsunuz. Umarım daha rahat bir şekilde ezberlemenize fayda sağlar. Buradaki diğer önemli bir konum ise sevgili öğrencilerim biliyorsunuz ki future tense gelecek zaman. If'i göreceğimiz için yine gelecek zamanı burada vermiş. Bir önceki biliyorsunuz ünitemizde de if görmüştük. Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum yine. Bir önceki ünitemizde işlemiştik zaman kalıbımızı. Gelecek zaman Türkçedeki haliyle ecek, acak, eki çocuklar. Ve ikiye ayırmıştık. Demiştik ki 8. sınıfta göreceğiniz bir be going to yardımcı kalıbım var. Planlanmış gelecek zaman cümlelerinde kullanılıyor bunu 8. sınıfta göreceğiz. Bizim şu an göreceğimiz ecek acak anlamındaki yardımcı kalıbımız ise will. Bakalım will ile ilgili cümle yapmak istersek nasıl cümle yapıyormuşuz? Kuralları nelermiş? Buna bakalım. Aslında gelecek zaman hep dediğim gibi sizin en kolay öğrenebileceğiniz, en kolay alıştırmaları yapabileceğiniz zaman kalıplarından bir tanesi çocuklar. Öznelerimizle başlıyoruz. I, you, we, they. He, she, it dedik. Öznelerimizi yazdık. Olumlu ya da olumsuz cümle yaparken. Olumlu gelecek zaman yardımcı kalıbım will. Olumsuz gelecek zaman yardımcı kalıbım will not yani won't. Will ve want'u kullandıktan sonra fiilim daima birinci halinde. Herhangi bir ek eklemiyorsunuz sevgili öğrencilerim. Birinci halinde yazıyoruz fiilimizi. Soru yaparken de her zaman diyorum. Yardımcı kalıbımız neyse başa geliyor. Burada başa gelecek olan yardımcı kalıbım will. Örneğin ben İstanbul'a gideceğim diyeceğim. Bakın I will go to İstanbul. Ya da onlar they will basketbol oynayacaklar dediğimizde play the basketball. Ne dedik? Fiillerimiz daima birinci halinde dikkat edeceğimiz nokta bu sevgili öğrencilerim. Olumlu yardımcı zaman kalıbım olarak da next bizim için biliyorsunuz ki ileri gelecek anlamında next week gibi ya da tomorrow yarın gibi next day gibi next month ya da next year gibi zaman kalıplarımızda lütfen gelecek zaman içerisinde unutmayalım. Şöyle de yuvarlak içerisine alalım. Evet, gelecek zaman bizim en rahat öğrenebileceğimiz zaman kalıplarımız içerisinde. Ve yine burada çocuklar, biliyorsunuz ki bir önceki ünitemizde de karşımıza çıkan bir if kalıbımız var. Eğer, şayet, yani bu bizim için neydi çocuklar? Şart, koşul cümlelerinde kullanılıyordu. If ve biz burada ilk birçok türü var. Biz ilk türünü göreceğiz. Ve if clause ve main clause şeklinde ayırıyorduk. If'ten sonra gelen cümlem sevgili öğrencilerim daima simple present tense yani geniş zaman iken virgül burada önemli. Virgülden sonra gelen main clause cümlem ise daima future tense yani gelecek zaman. Lütfen bu kuralı iyi ezberleyin sevgili öğrencilerim. Bu kural bizim için önemli ki bir önceki ünitemizde de anlatmıştım. Örneğin if it rains yağmur yağarsa
stay at home. Evde kalacağız dedik. Ne yaptık çocuklar? Hemen yapalım. If'ten sonra gelen cümlemiz daima simple present tense iken virgülden sonra gelen cümlem, bakın kare içine aldım, future tense gelecek zaman. Lütfen sorularda dikkat ederek ilerleyin. Ve buradaki yine önemli cümleler içerisinde geçen konum öneri tavsiye cümlelerimiz çocuklar. Shouldn't öneri tavsiye cümleleri bu ünitemizde karşımıza çıkabiliyor. Özellikle işte markete gitmeyi, eczaneye gitmeyi, postaneye gitmeyi önerirken ki cümlelerde karşımıza çıkabiliyor. Nasıl yapıyoruz peki? Dedik ki olumlu ya da olumsuz öneri tavsiye cümleleri verirken öznelerimizle başlıyorduk. İstediğimiz öznemizi kullanabilirdik. Are you with it? He, she, it. Olumlu öneri cümlem should. Olumsuz öneri cümlem shouldn't. Ve buradaki temel kural fiilim daima verb one, birinci halinde. Soru yaparken de yardımcı kalıbımız başa geliyor. Buradaki yardımcı kalıbımız should. Örneğin ben rahatsızım ve siz bana diyorsunuz ki hocam doktora görünmelisin, doktora gitmelisin. Bana bir öneri tavsiye veriyorsunuz hastalığımdan dolayı.